Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte görmekte olduğunuz Game Power Fusion adlı kulaklığı inceleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere kulaklık dışarıda, kutusu da burada. Kutusunu getirdim. Niye? Dedim bir bakalım ne varmış üzerinde ne yokmuş. Bazı arkadaşlar merak ediyor. Bu direkt bu şekilde çıkıyor. Herhangi bir ek aparat vesaire yok içinde. Kulaklık. İşte şurada jelatinler. USB'sinin ucunda bir tane koruma. USB girişinin olduğu yerde. Bitti bu kadar. Başka da bir şey yok. Bir de işte çıkartmalar falan filanlar bir şeyler. Onlar çok iyi olmadığı için kullanacağınızı zaten ben çok düşünmüyorum. Şimdi kutuya bakınca, bu arada bunu ters koymuşuz buraya tekrar. Kadraja da sığmıyor. Bu kadraj problemini çözmemiz lazım. Şurada bir Fusion ibaremiz var. Yazıyor 7.1 yazıyor. Tabii bu sanal olarak 7.1. Onu söylememize gerek yok herhalde. Yoksa fiyatı bu kadar makul olmazdı. Şurada bir takım özelliklerimiz var. Ne yazıyormuş hemen oraya da bakalım. RGB diyor, 7.1 diyor, mikrofon demiş. Ki mikrofonu bu arada iyi. Diğer çoğu kulaklığa göre. Onun da sebebini birazdan size açıklayacağız. Ve USB girişi var demiş buraya. Yani jack'la kullanamıyorsunuz. USB olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii dönüştürücü alırsanız muhtemelen telefonunuza da takabilirsiniz. Kutunun arka tarafına geldiğimizde ise böyle özelliklerimiz var. Sizin okumanız için hemen bir tutuyorum birkaç saniye. Bu şekilde neymiş? 2 metre kablomuz varmış. Önemli özelliklerine bakalım. 20 Hz ile 20.000 Hz arasında bir frekans varmış. 50 mm sürücülerimiz varmış. Bilgisayarda PlayStation 5'te ve PlayStation 4'te kendisi çalışıyormuş. Şimdi videonun devamına geçmeden önce sevgili arkadaşlar şunu şöyle bir kenara alalım. Şu an ekranın şu bölümünde tam şurada bir oyun kodu görüyorsunuz. Bu oyun kodunu hemen alıp kullanabilirsiniz. Size bizim bir hediyemizdir. Daha önceki videolarda da söylediğimiz gibi biz bunu her videoda bu şekilde vermeye devam edeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu oyun kodları arasında çok iyi oyunlarda denk gelebilir, orta seviye oyunlarda denk gelebilir, çok iyi olmayan oyunlara denk gelebilir. Onu size söyleyeyim. Ama dediğim gibi her videoda buradaki kodları kullanarak size bir adet oyun hediye edeceğiz. Ek olarak şunu da eklemeyi unutmayalım. Burada sadece oyun kodu değil, oyun içi içerik kodu da alabilirsiniz. Örnek veriyorum Valorant Points vesaire de verebiliriz. Haberiniz olsun diye söyleyeyim size. Şimdi ne yapalım? İncelememize devam edelim. Kulaklığın kendisine geldiğimizde görmüş olduğunuz üzere kulaklığımızın tipi bu şekilde. Dediğim gibi kendisi biraz büyükçe bir kulaklık. Başka bir kulaklık daha yanına alalım şöyle ki bunun incelemesi gelecek bu arada söyledim mi bilmiyorum. Kendisinden çok daha ufak bir kulaklık kendisi. Ve daha ağır bu arada onu da söylemem gerekiyor. Ben şahsen bunu daha çok beğeniyorum. Bunun oyun performansı da yer yer daha iyi buluyorum diyeceğim. Bunları ilerleyen dakikalarda tekrar bahsedeceğiz. Bu arada bilgisayar çalıştırdık ışıkları da bu şekilde gözüküyor. Kendisi daha büyük, daha hafif ve malzeme kalitesi de bir o kadar başarısız diyebilirim ben. Tabii siz diyebilirsiniz ki bu fiyata ne bekliyorsun diye orası da ayrı. Ama malzeme kalitesini ben iyi bulmadım diyebilirim. Özellikle şu sesi duyarsanız size daha net bir şekilde dinleteyim. Bir saniye mikrofon çıkartın. Duymuş olduğunuz üzere plastiklerin içi boş gibi öyle bir plastiği var. Yani şu taraftaki ve şu taraftaki plastikler özellikle çok kaliteli plastikler değil. Bunlar kırılır mı? Bilemiyorum. Kırılabilir ama hafif olduğu için dayanıklı da olabilir. Biraz ağır olsaydı belki daha rahat kırılabilirdi. Şimdilik biz kendisi herhangi bir problem yaşamadık. Çizilme vesaire de olmadı. Aşağı yukarı bir haftadır kullanıyoruz kendisini. Kulaklık rahat mı diyecek olursanız kulaklığın rahatlığı fena değil. Yani ne çok rahat ne rahatsız edici. Ortalama bir deneyim vaat ediyor. En azından bana öyle. Sizin değişebilir. Üst tarafında metal bir şeyimiz var şu şekilde. Bu kulaklığı şöyle açabilmenizi sağlıyor. Mikrofonumuz var. Mikrofonumuz kaliteli. Bunun sesi de o kadar iyi değil bu arada. Onu da söyleyebilirim size rahatlıkla. Oyunda kullanırsanız ama ben %8 gibi bir ses ayarında kullanıyorum mesela. 100 üzerinden 8'de Windows'tayken. Ve oldukça yeterli oluyor. 8 ile 20'ye kadar. 20'den sonrası bana çok geliyor ve patlak geldiği için benim kulaklarımı rahatsız etti. Diğer kulaklıkta dediğim gibi %60'lara falan çıkabiliyordum rahatlıkla ama bunda aynı şey geçerli olmadı benim için. Kulaklıktan beklediğiniz performans farklı olabilir. İşte daha iyi gelmiş olabilir size. Dediğim gibi bunlar tamamen deneyim. Benim söylediklerim sizin için doğru olmayabilir. Şimdi RGB kalitesi gayet iyi. Keşke ama RGB'ler yerine plastik kalitesi dahi değerli olsaymış. Zaten kafanızdayken gözükmeyecek RGB'ler size. Başkası varsa o görebilir ya da yayın yapıyorsanız vesaire kendi çekiyorsanız onun için işe yarayabilir. Şurada bir adet yazımız var. Şöyle Game Power Gaming Headset yazıyor şurada. Burada deliklerimiz var. Sesi daha iyi verebilmesi için. Muhtemelen hoparlörleri desteklemek maksadıyla. Aynı şekilde burada da aynısı mevcut. Bu şekilde bir kulaklık kendisi. Fena değil. Hafif olduğunu zaten söylemiştik. Mikrofonu ayarlıyorsunuz ama tam durmuyor mesela. Şöyle tekrar kalkıyor. Keşke o tam durabilecek bir yerde olsaymış. Şey değişmeseymiş. Ucunda da herhangi bir şey yok. Şu mikrofondaki gibi bir sünger yok. Dilerseniz tabi öyle siz kendi süngerinizi takabilirsiniz. Zaten muhtemelen kapalı alanda kullanacağınız için çok da bir şey değiştirmez. Ağzınıza çok yaklaştırmamanızı tavsiye ediyorum sesin patlamaması için. Kumandaya geldiğimizde burada mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz ve şuradaki led yanıp yanıp sönüyor. Görüyorsunuz mikrofondaki led. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Ve direkt bilgisayardaki sesi açıp kısıyor. Yani kulaklığın sesi ayrı, bilgisayarın sesi ayrı değil. Onu da söylemek gerekiyor. LED'lerimizi buradan değişebiliyoruz. LED modlarımızı. Şöyle modlarımız var. Kaç tane basarak bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Tabi biraz yavaş geçecek. Bu yüzden hızlı hızlı geçeceğim buraları. Yazılım tarafını zaten daha detaylı göstereyim sizlere. Tekrar basalım. Bir daha bastığımızda LED'leri komple kapatabiliyoruz. Ve de Equalizer modlarımız var. 3 tane. Bir adet mavi, bir adet kırmızı,
Bir adet yeşil. Şimdi kumanda da bu şekildeydi. Kumandanın plastiği fena değil. Kumanda iyi. Sizi rahatsız eder mi? Çok aşağıda kalmıyor kendisi. Aşağı yukarı bir 50 santimlik bir mesafesi var kulaklıklar arasında. Takılır mı sağa sola? Muhtemelen takılmaz. Siz de takılabilir mi? Masanıza göre, sandalyenizin alçaklık yüksekliğine göre değişebilir bunlar dediğim gibi. Ama çok da rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Kablonun uzunluğu 2 metre. Ona göre ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi onun harici ne yapalım? Bir yazılımına bakalım. Evet, şu anda mikrofon performansına geldiğimizde ise yani hem yazılımına bakacağız hem de mikrofonuna bakacağız. Şu an sesimi Game Power'ın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Şu anda sesimi normal yakın mikrofondan duyuyorsunuz. İkisinin arasındaki fark bu şekilde. Şimdi Game Power'dan devam edelim. Şimdi yazılım tarafına geldiğimizde Game Power'da görüyoruz ki bizim böyle bir ekranımız var. Bu arada yazılımı indirmek için açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklayarak rahatlıkla indirebilirsiniz diyelim. Burada ne görüyoruz? Ses kontrollerimiz hemen burada. 7.1'i buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada ses efektlerimiz vesaire var. Onları açıp kapatabiliyoruz. Ve de equalizer ayarımız var bir alt tarafta. Ve de RGB'leri kontrol edebiliyoruz. Hepsi tek bir ekranda olmuş. İyi de diyebilirsiniz, kötü de diyebilirsiniz. Bence böyle daha iyi gözüküyor diyeyim. Yani bence öyle. Sizin fikriniz tabii ki farklı olabilir. Şimdi biz burada mikrofonumuzun sesini yani gürültüsünü açıp kısabiliyoruz. Bu şekilde şu an kıstık. Şu an tekrar açıyoruz bu şekilde. Burada direkt Windows'un sesini açabiliyoruz. Zaten şu aşağı kısımda da görüyorsunuzdur. Equalizer ayarımız burada bu şekilde. Şimdi örnek veriyorum. Pop seçeneğimiz var. Bass seçeneğimiz var. Live seçeneğimiz var. Folk varmış. Rock varmış. Custom varmış. Ve Reset varmış. Bu da tabii sıfırlıyor. Siz Equalizer'ı açmazsanız şuradaki butondan bunlar çalışmaz. Eğer kulaklığı aldıysanız bunu açmaya dikkat edin. Bu burada tabii istediğinize göre ayar yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi çok bir yani inanılmaz işte bası aldım normalin çok üst seviye bir bas geldi diye bir şey yok tabii ki. Bu genel manada oyun odaklı tasarlanmış bir büyük kulaklık kendisi. Oyunda ses kasması gayet iyi. Adamın nerede olduğunu örnek veriyorum. Valorant oynuyordum. Spike'ın nereye kurduğunu çok rahat duyabildim. Takım arkadaşlarım çoğu duyamadı. Zaten 5 kişiyiz. 3'ü duyamadı. Ben nerede olduğunu duyabildim. O yönden kulaklığın ses performansı gayet iyi. Ama dediğim gibi işte ben bunu müzik dedi çok işte üst seviye müzik dinlemek istiyorum derseniz o zaman bu kulaklığı almanız mantıklı değil bence. Çünkü müzik performansı o kadar iyi değil. Ama yine de müzik dinlenmez mi? Dinlenir tabii ki. Neden dinlenmesin? Film de izlenir. Ama herhangi bir kulaklık mesela az önce gösterdiğim Saturnix'in kulaklığını alırsanız ki fiyatlar birbirine yakın bu arada. Bu o da 650 lira civarında bu da. İkisiyle de oyun oynanabiliyor bu arada. O kablosuz ve Bluetooth'la bağlanıyor. Ama gecikme neredeyse yok denecek kadar az. Onu da size söyleyeyim. Onu da incelemesi yakında kanala gelecek. Bence ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer ışıklı bir kulaklık istemiyorsanız, daha oturaklı ve kablosuz istiyorsanız özellikle 40 saate yakında bir 30-40 saate de yakın bir şarj süresi var diyeyim sizlere. Şimdi yazılım tarafına geri geldiğimizde Equalizer'dan bahsettik az önce kısa bir şekilde. Equalizer'ımızı burada kendi istediğinize göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Kendi istediğinize göre ve istediğiniz gibi. Çok güzel cümleler. Şimdi onun haricinde burada bahsetmiştik buradan da. 7.1'i buradan açıp kapatabiliyoruz. Açık. Şu an kapalı mesela. Şu an açık. Keşke açık kapalı yazsaymış. Burada daha iyi olurmuş. Burada bunların yerini değiştirmek tabii ki mümkün. İstediğinize göre örnek veriyorum. Bir şuradan bir şuradan gelsin falan filan. Bunu kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Setleyelim biz bunu tekrardan. Bu ne? Bu şekilde dönüyor mesela. Farklı yerlerden ses veriyor herhalde. İşte denemeniz maksadıyla kapatabiliyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Tekrar sıfırladım bunu. 7.1 de bu şekildeydi. Burada ses efektleri de bir bölümümüz var. Bu biraz ilginç. Şimdi niye ilginç? Anlatayım. Burada büyücü kısmına basınca o biraz garip bir çevre olmuş. Şu anda sesim görmüş olduğunuz üzere değişti. Farklı daha kalın bir ses tonu var. Erkek demiş. Farklı bir ses tonu vermiş. Kadına tıkladığımızda ise sesimiz bu şekilde kayıt ediliyor. Karşı tarafa böyle gidiyor. Büyücü açıkken. Kapatırsanız tekrar normale dönüyor bu şekilde. Çocuğu aldığımızda ise şu an çok daha yavaş konuşacağım ki beni anlamanız için. Yoksa anlamanız neredeyse imkansız hale gelebiliyor. Canavara aldığımda ise ses yine bu şekilde. Konuşmamı yine değiştirdim ve yavaşlattım. Anlayabilmeniz maksadıyla. Ek olarak da ben Optimus Prime. Buradan bütün Autobotlara sesleniyorum. Şimdi burada koridor vesaire. Koridor demiş burada. Bunu da açtığınızda ses size yankılı geliyor. Bunu da hemen şimdi dinleteyim size bir şey açıp. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere genelde yankı yapıyor sesler. Açtığınızda böyle oluyor. Bunu kullanır mısınız? Hani ben bir konser havası istiyorum, konserdeymişim gibi hissetmek istiyorum derseniz aşırı uçuk bir şekilde. O zaman işe yarayabilir belki bilemiyorum ama benim pek kullanacağım bir şey değil kendisi. Bu şekildeydi. Şimdi RGB tarafına da gidip hep beraber bakalım. Kulaklığı sizin önünüze koyayım. Orada daha rahat görmeniz için bir de RGB'lerine bakalım. Evet, kulaklığın RGB tarafına geldiğimizde ise kulaklığın şu an bir yüzünü görüyorsunuz ve sesimi tekrardan nereden alıyorsunuz? Yaka mikrofonu alıyorsunuz. Şu an kulaklıkla aramda bir mesafe var. Şu anda sesimi kulaklıktan alıyorsunuz.
Ben uzaktayken de sesimi bu şekilde kaydediyor. Yani arka plandaki sesleri buradan da ne kadar azaltıp arttırdığını görebilirsiniz diyelim. Kulaklığa gelince burada daire diye bir zaten modumuz var şu an görmüş olduğunuz üzere. Burada hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şu an daha yavaş bir şekilde dönecek RGB'ler. Kamerada ufak bir değişiklik yaptık ve geldik. Şu an çok daha yani daha iyi gözükmese de RGB'leri daha net seçebiliyorsunuz. O şekilde o hale getirdik. Şu an çok hızlı dönüyor, renkler arasında geçiş yapıyor. Şu an yavaşlattık, oldukça yavaş bir şekilde dönüyor. Ben bunu şu şekilde 30'a falan getirmenizi tavsiye ediyorum. Çok daha güzel geçiş sağlıyor 30'u aldığınızda. Çünkü şu an takılıyor gibi gözüküyor RGB arasında geçiş yaparken ama 30'u aldığınızda daha hızlı geçiyor ve takılıyor gibi de gözükmüyor diyelim. Bu da size bir tavsiye olsun. Tek rengi aldığımızda burada tabi istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Yeşil, işte sarıdır, şudur budur. Buradaki tabi renkleri istediğimiz renkte diyemeyiz aslında ama tam olarak. Buradaki renklere göre atayabiliyoruz. Titreyen renk diye bir şey var. Bu da hep benim sönüyor. Herhangi bir renk seçebilirsiniz. Örnek veriyorum kırmızı, turuncu, sarı, yeşil. Fark etmez. Burada da herhangi bir rengi seçip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yavaş yavaş yanıp sönmesini ya da aşırı hızlı şekilde şu şekilde yanıp sönmesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok iyi değil tabii ki. Yine 30-32 bu da göz alabilir etrafınızdaki insanlar için iyi değil. O sizin tercihinize bağlı. Dalgalı kısma geldiğimizde burada da renk değiştirme modumuz var. Bunu bilerek en hızlıyı alacağım. Yok burada hızlı almayayım. Az önceki gibi titreşim versiyonu gibi. Yanıp yanıp yine sönüyor. Dalgalı da pek bir fark yokmuş arada. Yanıyor sönüyor. Sadece burada ne? Daha düzgün bir şekilde yanıp sönüyor diyelim. Çoklu dalga aldığımızda burada da renkler arasında geçiş yapıyor. Hızlı bir şekilde alalım şunu şöyle. Renkleri hızlıca değiştirsin siz de daha iyi görebilmeniz için. Renkler arasında geçiş yapıyor. Bunu yavaşlatırsanız ne olur? Yavaş yavaş. Yani nefes alma modu aslında. Yavaş nefes alıp verir. Renkleri o şekilde görürsünüz. Rainbow'a geldiğimizde ise burada ne varmış? Hızlı bir şekilde. Şunu tekrar hızlı yapalım. Burada renkler arasında geçiş yapıyor kendisi. Nefes almadan geçiş yapıyor. Direkt geçiş yapıyor. Bunu da kendi istediğiniz hıza göre buradan ayarlayabilirsiniz. Renkleri değiştirebilirsiniz. Mesela kırmızı yerine şuradan ben onu istemiyorum. Şöyle bir yeşil istiyorum diyebilir. Oraya yeşil koyabilirsiniz. Sonra işte ben vazgeçtim. Böyle istemiyorum dediğinizde de şurada reset butonu var. Bastığınızda reset dersiniz hızlı bir şekilde. Ve kapalı aldığımızda tabii ki ışıklarımız sönüyor. Mikrofondaki ışık sönmüyor. O yanmaya devam ediyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Mikrofondaki ışık hala aktif. O nasıl sönüyor? Mikrofonu kapatırsanız kulaklık üzerinden. O şekilde sönüyor. Ki buradan mikrofonu kapatabiliyor muyuz? Hemen ona da bakalım. Burada mikrofon sesini çok düşürebiliyoruz ama kapatamıyoruz. Mikrofon tuşuna basarsanız kumanda üzerinden mikrofonu bu şekilde kapatabiliyoruz diyelim. Şimdi onun haricinde yazılımda ekstra bahsedeceğimiz bir şey yoktu. Bu şekildeydi yazılımda da. Dediğim gibi linki açıklama kısmında mevcut. Şimdi biraz şeye gelelim. Tekrar RGB modumuzu açalım. Neye gelelim? Bu kulaklık alınır mı alınmaz mı? Kim alır kim almaz? Artısı eksisi nedir? Bir de hızlı bir şekilde onlardan bahsedelim 1-2 dakika içerisinde ve videomuzu bitirelim. Ses kalitesi olarak dediğim gibi bence çok iyi değil. Ama oyunlarda iyi ses kasılıyor. Sadece ana amacınız oyun oynamaksa işte ben tek oyun oynayacağım. Oyun oynamak için kulaklık alacağım. Onun haricinde müzik dinlemem mi bu kulaklığa genel olarak? Hani film de izlemem. Çünkü patlama sahnelerinde vesaire kulaklığınızı artabilir. Ses de bu arada çok yüksek. Ondan da bahsedeyim. Ben dediğim gibi genel manada %20'ye kadar çıkardım. Çok nadiren %30'lara çıktım. Daha üstüne çıktığında benim kulaklarımda ağrıma yaptı. Ki bu bazı arkadaşlar 60'lara 70'lere kadar çıkartabilir. Keza benim kardeşim daha yüksek ses seviyelerinde kullanıyor kulaklığı. Ama o bile yeterli dedi. %20-%30 seviyelerinde. Ben normalde %60 50-60 arasında kullanıyorum başka bir kulaklıkta. Tatonix'ten bahsetmiştim onu. Kardeşim 80'e 90'ı çıkartıyor genelde. Ama o bile bunda 20-30'un oldukça yeterli olduğunu söyledi. Yani ses seviyesi bayağı yüksek. Sesi dışarı çok veriyor mu? Vermiyor. Onu da size söyleyebilirim. Çünkü deri, suni deri petleri var yanlarda. Suni deri petler yazın sizin için bir felaket olabilir. Kışın da kafanızı sıcak tutabilir. Kumaş pedi de olsaydı bir alternatif olarak bence daha iyi olabilirdi. Ama sadece deri pet var. Deri pedin de artısı şu kumaşa göre. Dışarıya ses sızmasına pek fazla müsaade etmiyor. Yani sesi içeride tutuyor. Derinin artısı bu kumaşa göre. Kumaş dediğim gibi genelde terletmez. Kulağınızı daha konforlu tutar. Özellikle sıcak aylarda ya da sıcak bölgelerde diyelim. Onun haricinde kulaklığın malzeme kalitesini ben beğenemedim ne yazık ki. Keşke daha kaliteli plastik olsaymış. RGB bu kadar olacağını. Dış tarafı en azından bir metal olsaymış şu aksam. Bence çok daha güzel olurmuş ama ne yazık ki metal değil. Plastik olmasaymış daha iyi olurmuş. En azından orası bir metal olsaymış şuradaki metal devam etseymiş. Daha sağlam bir kulaklık olurmuş bence. Çünkü sağlamlık konusunda bana pek iyi bir izlenim vermedi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Üst taraf harç. Üst taraf oldukça sağlam. Metal olan kısım. Yani kafanızın değdiği kısım. Kafanızın üst kısmının değdiği yer. Sağlam. Ama yanlardaki yerler o kadar sağlam değil. Ve kulaklıklar sağa sola doğru açılanamıyor. Sadece yukarı ve aşağı doğru açılanabiliyor. Bu da bazen için bir problem olabilir. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kendisi onu da söyleyeyim. Kulağım da içine sırdırattıkla onda da bir problem yaşamadım. Onun haricinde neden bahsedebiliriz? Dediğim gibi oyun oynayacaksınız. Sadece ben işte sadece oyun maksatlı bunu alıyorum diyorsanız evet oyun için alınabilir. Mikrofon kalitesi de gayet iyi. Karşınıza da iyi ses iletirsiniz, iyi ses alırsınız. Ama onun dışında işte çoğu şey müzik dinleyeceğim ben daha ağırlıklı olarak ya da film izleyeceğim diyorsanız
O zaman ben size bu kulaklığı tavsiye edemiyorum ne yazık ki. Oynayacaksanız ama daha ağırlıklı olarak %60-70 sadece oyun için kullanacaksanız o zaman alınabilir. Dediğim gibi bir tek malzeme kalitesini beğenemedim. Ses kalitesini bir tek beğenemedim. Oyun dışında. Onun haricinde oyundaki ses gayet iyiydi. Mikrofonu gayet iyiydi. Zaten kendi dinlediğiniz biraz önce kararınızı verirsiniz. Herhangi bir filtre vesaire de kullanmadık. Direkt olduğu gibi koyduk. O sesleri haberiniz olsun. 7.1 açık ya da kapalı iken herhangi bir fark hissetmedim. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Örgülü bir kablo, o da sağlam. Onda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bağlantı konusunda bir problem yaşamadık. Oldukça iyi de açılınca otomatik olarak hızlı bir şekilde açılıyor. Yazılımı da fena değil, güzel. Bu ses değiştirme modunu ben kullandım biraz. Keyifliydi şahsen oyunlarda. Siz de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Bazı oyunlarda yaratabiliyormuş diye bir duyum aldım. LED'leri fena değil. LED'leri gayet güzel gözüküyor. Kötü değiller kesinlikle. Normalde biliyorsunuz bazı LED'ler patlak olur ya da işte sarıyı tam vermez, yeşili tam vermez, bir arasında bir şey yapar. Öyle güzel değildir. Bununki oldukça iyiydi. Onun haricinde dediğim gibi kulaklıkta başka bahsedebileceğimiz bir şey yok. Zaten ses deneyimini size aktaramıyorum. Keşke öyle bir şey olsa da aktarabilsem. Sesi iyi veriyor genel olarak. Oyunlar için. Bunu belki 5. kere söylüyorum ama diyelim. Neyse. Evet, bu kulaklıkla böyleydi. Ne diyelim o zaman? Videomuzu burada noktalandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mikrofonu gayet başarılı kulaklığın. Hemen hızlıca tekrar bir küçük bir özet. Malzeme kalitesi çok iyi değildi. Oyunlar için ses kasması gayet güzeldi. Zaten bu kulaklığın amacı muhtemelen odur. Yani muhtemelen siz oyun için bir kulaklık alacaksınız. Bu kulaklık size göre olabilir diyelim.